Ta 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 tam. Hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bugün sizinle güzel bir hikaye okuyacağız. Evet, bu hikayemiz çok anlamlı bir hikaye. Bu hikaye ile alakalı size şimdi cümleler söyleyeceğim. Size belki yeni deyimler anlatacağım. Yaklaşık 25 dakikalık, 30 dakikalık bir Türkçe pratik zamanına hoş geldiniz arkadaşlar. Çalıştınız mı bugün? Ben çalıştım. Ee, yaklaşık yarım saat önce işim bitti. Ee, üstümü değiştirdim. Rahat bir tişört giydim. Çünkü biraz bunaldım. Sıcak yüzünden biraz bunaldım ve... Rahat bir şekilde sizin karşınızdayım. Suyum hazır. Bu kahve değil, su. İçinde su var. Ve kitaptan hikayemi buldum. Dedim ki kendi kendime. Hadi Ali Bey, pratik zamanı. Arkadaşlar birkaç gündür hikaye dinlemedi. dedim kendi kendime ve karşınızdayım. Arkadaşlar Şimdi hikaye okuyacağım hikayemizin adı Bunda da bir hayır vardır Bunda da bir hayır vardır Şöyle yorumu başa tutturalım Hikayemizi buraya yazıyorum Haydi hikaye okuyalım Bu Videonun adı Bunda da bir hayır vardır Bunu açıklayacağım Aleyküm selam Herkes hoş geliyor Herkes sefa getiriyor. Sefa ne demek? Mutluluk demek. Mutluluk. Evet. Bugün çalıştınız mı arkadaşlar? Kaç saat çalıştınız? Veya hala çalışıyor musunuz? Hı? Bana lütfen yazar mısınız? Merak ediyorum. Ha, mesleğiniz ne? Mimar mısınız? Doktor musunuz? Belki inşaatçısınız. Aa, terzisiniz veya bir mühendissiniz. Aa, veteriner misiniz? Hmm, çok enteresan. Aa, veya grafikersiniz. Hangi mesleğe sahipsiniz? Ali Bey, niçin soruyorsun bunları? herkesin gelmesini bekliyorum o yüzden. Hoş geldiniz Azim Zehra merhabalar. Evet Zehra Hanım işten gelmiş. Hoş geldin. Yemek Yemen lazım Zehra Hanım. Enerji, enerji lazım. Ben bugün çiğ köfte yedim öğlen. Ayıptır söylemesi. Çiğ köfte yediğim için şimdi aç hissetmiyorum. Aç hissetmiyorum. Çiğ köfte ne demek? Yazıyorum. Çiğ köfte. Evet. Mr. Google'a sorabilirsiniz arkadaşlar. Yazdım. Çiğ köfte. Janati hoş geldin. Merhabalar e, ee, artık günde iki öğün yemek yiyorum. Bu yüzden daha iyi hissediyorum. Yani şişman görünmek istemiyorum. Şişman görünmek istemiyorum. Bu yüzden günde, bir günde iki öğün yeterli. İki öğün ideal arkadaşlar. Siz bir günde kaç öğün, kaç öğün yiyorsunuz? Öğün Sabah kahvaltı birinci öğün iki öğle yemeği ikinci öğün üç akşam yemeği üçüncü öğün arkadaşlar evet öğün kelimesini hemen yazıyorum size öğün kelimesini hemen yazıyorum size bu öğün bu Heh, şimdi yazdım evet siz Evet. Ziyad 5 öyün yiyormuş. Afiyet olsun. Evet. Zehra Hanım ben biraz kiloluyum diyor. Zehra Hanım şişko kelimesi güzel değil. Komik ama güzel değil. Tamam mı? Ama Zehra Hanım tabii şaka yaptı. İspanya'ya selam et. Hoş geldin. Ee, bup bup bup, i̇ki oyun. Çok iyi. Li, 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 iki, üç oyun Green Life. Üç oyun. Ee, partijer. 3 öğün yiyormuş. Merhaba Nilüfer Hanım. Ee, Sakhi Alizade. Ben kahvaltı ve akşam yemeği yiyorum. Sadece bazen de öğle yemeği. Harika. Çok güzel. Ben de bazen yiyorum öğle yemeği. Lezzetliyse. Evet. Heydari 3 öğün yiyormuş. Afiyet olsun. Evet. Arast 12 öğün yedim. Maşallah. Afiyet olsun gözüm. Kaç kilosun? 200 kilo var mı? <laughs> tamam. Güzel şaka. Arkadaşlar, bu arada hatırladım hikaye okuyacağım şimdi. Ee, lütfen eğer Türkçe öğrenen arkadaşınız varsa, Türkçe bilen arkadaşınız varsa davet edin, tamam mı? Onun adını buraya yazın, onu çağırın. Türkçe bilen arkadaşınızı çağırın. Çık çık çık, gel, çık çık çık, gel. Evet, davet etmek. Yani paylaşmak. Bu videoyu, bu canlı yayını paylaşmak. Peki. Nefise hoş geldin. Manal iki öyünü yazmış. Manal Y, yumuşak G olacak. Tamam mı? Yumuşak G. Osman, sabah, öğle ve akşam. Güzel. Öyün ne demek? Sakdi Alizade. Arkadaşlar. Sakdi Hanım için öyün ne demek? Farsça yazar mısınız? Lütfen. Farsça yazar mısınız? Ben... E ee, İngilizcesini direkt söylemiyorum çünkü bunu anlatmak istiyorum. Tekrar söylüyorum. Sabah yemeği, sabah kahvaltısı, öğün 1. Öğle yemeği, öğün 2. Akşam yemeği, öğün 3. İşte bu günde 3 öğün yemek yiyoruz. Yani insanlar yiyorlar. Ben yemiyorum. Ben 2 öğün yiyorum. Zehra Hanım teşekkürler. Aa Mortaza bazen bir öğün. Bence aslında bir öğün bile yeter. Yani sağlıklı olmak için bir öğün bile yeter. Neyse çok konuştuk arkadaşlar. Çok konuştuk. Ben hemen hikayeme başlıyorum. Hemen başlıyorum. Bismillah. Hayır. Evet hikayenin adı hayır arkadaşlar. Bir kral var. Kral. Bu arada hayır iki anlamda kullanıyoruz. Hayır. Güzel durum anlamında kullanıyoruz. Güzel şey anlamında kullanıyoruz. Ve hayır no var. La var. Rusça niyet anlamında kullanıyoruz. Şimdi bugün bunda da bir hayır vardır. Yani hayır bunda da güzel bir sebep, güzel bir sonuç, güzel bir durum vardır anlamı arkadaşlar. Yani biz belki bir şey hakkında kötü olacak, kötü oldu gibi düşünüyoruz ama başka bir insan diyor ki, tamam bu kötü bir olay. Belki böyle görünüyor ama bunda da bir hayır vardır. Yani başka güzel bir sebep olabilir diyor. Şimdi hikayeden anlayacaksınız. Abbas hoş geldin. Evet, hayır yazmış Linlani. Teşekkür ederim. Evet Asya doğru hoş geldin iyi akşamlar merhaba başlıyorum dostlar bir zamanlar Afrika'da bir ülkede bir kral vardı Afrika'da bir kral king kral çocukluğundan itibaren arkadaş olduğu beraber büyüdüğü bir dostu ile gezerdi hmm. kralın bir dostu var. Çocukluktan beri bir dostu var. Yeni arkadaşlar hoş geldiniz. Evet Farsça'da aynen bu iki anlam var diyor Leyla Hanım. Teşekkür ederim. Evet. Nade rahmo dami hoş geldin. Sobara merhaba. Şimdi bir kral var arkadaşlar, bir kral var. Afrika'da bu kral ve onun bir arkadaşı var. Arkadaşı çocukluğundan itibaren yani çocukken onlar beraber oynamışlar. Nereye gitse onu da beraberinde götürürdü. Kral hep bu arkadaşıyla beraber geziyor. Kankası, Bro. Kralın bu arkadaşının değişik bir karakteri vardı. Hmm. Farklı bir karakteri vardı bu adamın. İster kendi başına gelsin, ister başkasının İster iyi olsun ister kötü her olaydan sonra hep aynı şeyi söylüyordu. Her olaydan sonra hep her zaman aynı şeyi söylüyordu. Onun cümlesi: "Bunda da bir hayır vardır. Bunda da bu durumda da bir sebep, iyi bir sonuç vardır." diyor kralın arkadaşı, yakın arkadaşı. Bir gün kralla arkadaşı Birlikte ava gittiler. Av. Av. Av arkadaşlar. Hunt, hunter, avcı. Ava gittiler. Yani onlar avda geyik avlıyor. Belki tavşan avlıyor. Belki kuş avlıyor. Ava gittiler. Kralın arkadaşı tüfekleri dolduruyor. Krala veriyor. Kral da ateş ediyordu. Hmm. Tüfekler var arkadaşlar. Tüfek. Kralın arkadaşı tüfekleri dolduruyor. Çık, 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 çık. Buyur kralım. Kral da "Teşekkürler yakın arkadaşım." A, kuş var orada. Çık, Kral da ateş ediyordu. Arkadaşı muhtemelen tüfeklerden birini doldururken yanlışlık yaptı. Ateş ederken tüfek Geriye doğru patladı ve kralın baş parmağı koptu. Oh my God! Arkadaşlar, ne diyor? Hmm, yani kral arkadaşı yüzünden kralın baş parmağı arkadaşlar baş parmağı bir şey yapıyor, kral ateş ediyor, ateş etmek. Arkadaşı yanlış bir şey yaptı ve kralın baş parmağı koptu, gitti. Tamam mı? Kralın baş parmağı koptu gitti. <laughs> ne olacak? Durumu gören arkadaşı her zamanki gibi sözünü söyledi. Bunda da bir hayır vardır. Kralın parmağı gitti. Yani bir şey oldu arkadaş yüzünden ve adam bu işte başka güzel sebep vardır anlamında. Bunda da bir hayır vardır dedi. Kral acı içinde ve kızgınlıkla bağırdı. Bunda hayır filan yok. Görmüyor musun? Parmağım koptu. Kopmak arkadaşlar. Kopmak. Kopmak. Bir dakika. Bu bana lazım bu kağıt. <laughs> kopmak. Koptu. Parmak koptu. Fiil kopmak. Ali Bey yaz. Yazıyorum kopmak. Mesela bazen internet kopar. Aa internet koptu. Yani gitti artık. Kontak yok. Parmak koptu. Neyse kral acı içinde bağırıyor. Parmağım koptu. Sen bana bunda da bir hayır vardır diyorsun. Görmüyor musun? Dedi. Ve arkadaşını hapse. present, Hapse attırdı. Hmm, zindan diyoruz biz eskiden zindan vardı hapis yoktu arkadaşlar bir dizi vardı Prison Break biliyorsunuz orada da mesela e, hapis hapis Prison Break de hapis var orada insanlar duruyorlar ıh, çıkmak istiyorlar falan her neyse kral arkadaşını hapse attı veya zindana attı. Bir yıl sonra kral insan yiyen kabilelerin yaşadığı ve aslında uzak durması gereken bir bölgede birkaç adamıyla yine avlanıyordu. Kral bir yıl sonra başka insanlarla yine avlanıyor. Avlanıyor. Yamyamlar. Arkadaşlar yamyam yam kelimesi var. Yamyam yam kelimesi ne demek? Yamyam yam. bunlar insan. Fakat bu insanlar bu yamyamlar yabani yani vahşi ve bunlar insan yiyor. Yamyam -yam demek insan yiyen insan demek. İnsan yiyen vahşi insanlar demek. Neyse yamyamlar kralı ve arkadaşlarını yakalıyor ve onları götürüyor. Nereye? Onların köyüne götürüyor. Filmlerde vardır. La 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 Aa çok lezzetli görünüyor bu insanlar. Akşam yemekte kral var. <laughs> Mesela. Ee, sonra devam. Onların ellerini, ayaklarını bağladılar yamyamlar ve köyün meydanına Ateş yaktılar. Ha, mangalda pişirecekler kralı ve arkadaşlarını. Oh my god! Aman Allah'ım. Sonra odunların ortasına yani ateş büyük ateş, odunlar var ağaçlar, odunlar. Odunların ortasına direk diktiler ve onları bağladılar. Hmm. Yani arkadaşlar şimdi. Ateş var, tamam mı? Ateş var ve ateşin ortasında bir direk var, ağaç gibi direk, ağaç gibi ve burada kral var, onun adamı var ve onları bağladılar. Oh, ateş, odunlar var, ne yapacağız? Gibi. Film ekranı düşünün, film sahnesi düşünün. Bitiyor, sakin. Ee, bu odunları yakmaya geliyorlardı. Kralın baş parmağının olmadığını fark ettiler. Aa, yamyamlar kralın baş parmağı yok. Bunu gördüler. Aa, bu adamın baş parmağı yok. Baş parmağı olmadığını fark ettiler yamyamlar. Bu kabile batıl inançları nedeniyle organlarından biri eğer bir insanda yoksa onu yemiyordu. Oo! Bu kabile, bu yamyamlar eğer bir insan full değilse yani mesela kulak yok, hmm, lezzetli değil istemiyoruz veya ee, parmak yok, parmak yok aa istemiyoruz bu bizim için iyi değil. Yamyamlar bu böyle bir şey yapıyorlarmış, yemiyorlarmış. Böyle insanları yemiyorlarmış. Onlar kralı görüyorlar, kralın parmağı yok ve ee, bu lezzetli değil bunun parmağı yok galiba böyle düşünüyorlar. Bu kabile tekrar okuyorum. Batıl inançları nedeniyle organlarından eğer biri yoksa bir insanda onu yemiyordu. Böyle bir insanı eğer yerlerse kötü olaylar ile karşılaşacaklarını düşünüyorlardı. Ha, o insanı yerlerse kötü şeyler olacak. Bunu düşünüyorlar. Bu korkuyla kralı serbest bıraktılar ve gönderdiler. Sen gel. Aa, senin parmağın yok. Sen lezzetli değilsin. Sen eğer seni yersek kötü olacak. Belki kötü şeyler olacak. Kral, sen git. Aa, kral kralı serbest bıraktılar. Kral sarayına döndüğünde kurtulma sebebi olarak parmağını düşündü ve bu sayede yani parmağı yok bu sayede kral kurtuldu. Parmağım yok bu yüzden kurtuldum diye düşündü ve arkadaşına arkadaşını hapse attığı için pişman oldu. Düşündü arkadaşım sayesinde ben yaşıyorum. Çünkü arkadaşı yüzünden onun parmağı koptu. Ve arkadaşını çıkardı, hapisten, zindandan çıkardı ve "Haklıymışsın." dedi. "Sen haklıymışsın." dedi. Parmağımın kopmasında gerçekten bir hayır varmış. Hatırlıyor musunuz? Kralın parmağı önceden ateş ederken Oh, Parmak koptu ve onun arkadaşı krala söyledi. Bunda da bir hayır vardır. Kral bunu hatırladı. Haklıymışsın. Parmağım koptu ve bunda bir hayır varmış dedi. Bu yüzden seni bu kadar uzun süre zindanda hapiste tuttum. Özür dilerim, özür dilerim. Benim yüzümden sen yıllarca birkaç yıl hapiste kaldın dedi kral Tabi böyle söylemedi ben böyle söylüyorum özür dilerim benim yüzümden birkaç yıl hapiste kaldın birkaç yıl zindanda kaldın dedi <laughs> yaptığım çok haksız ve kötü bir şeydi dedi kral adam yani kralın arkadaşı hayır hayır kralım dedi bunda da bir hayır vardı dedi Kral yine şaşırdı. Adam yine aynı şeyi söylüyor. Bunda da bir hayır vardı. Aa acaba ne? Acaba ne? Nasıl yani? Dedi kral. Niye böyle düşünüyorsun? Sen bir yıldan fazla süre uzun zaman zindanda hapiste kaldın. Bunda nasıl bir hayır, nasıl iyi bir şey durum olabilir?'' arkadaşı cevap verdi Kralım düşün eğer ben zindanda hapiste olmasaydım şimdi orada mangalda köfte olacaktım ben yanacaktım ben pişecektim yani ben hapisteydim bu sayede ben orada değilim ateşin içinde değilim dedi tanananam <laughs> bitti. Evet, bunda da bir hayır vardır. Yani bu kötü olayda, bu kötü durumda da hmm, iyi bir şey olabilir. İyi bir şey vardır muhtemelen. Evet, bu Türkçede arkadaşlar çok ama çok popüler bir tabir. Bunda da bir hayır vardır. Bunda da bir hayır var. Mesela bir adam uçağa geç kalıyor, uçağa geç kalıyor. Filmde var bu. Evet, evet. Bu film hangi film? Bakıyorum, Son Durak filmi vardı arkadaşlar. Son Durak. İngilizcesini hatırlamıyorum Türkler çünkü farklı isimler kullanıyorlar. Heh. Final Destination. Son Durak. Bu filmde uçağa kaçırıyor öğrenciler. Uçağa kaçırıyor öğrenciler. Ve sonra. Onlar mesela ölmüyor. Çünkü uçak hmm, düşüyor. Mesela bir insan var. Bu insan uçağı kaçırıyor. Uçak gidiyor ve bilet iptal. Bin dolar bilet üzülüyor. Aa, çok kötü. Bin dolar gitti. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Üzülüyor. Arkadaşı mesela diyor. Üzülme. Bunda da bir hayır vardır. Sonra uçak hmm, düşüyor. Sonra arkadaş anlıyor, ha bin dolar gitti ama yaşıyorum, çok iyi şeklinde. Evet, dostlar teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için ve bu videoyu paylaştığınız için. Türkçe bilen arkadaşlarınızla, a öğretmenlerinizle belki öğretmeniniz var, çık çık çık, huşt, öğretmeninize gönderebilirsiniz arkadaşlar, çünkü. Ben 20 yıllık öğretmenim, 20 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Belki yeni bir öğretmen arkadaş vardır. Onunla tanışabiliriz bu vesileyle. Her neyse. Bu arada hemen birkaç mesaj okuyorum. Singapur'a selamlar, mahlama, teşekkür ederim Zohra. Hoş geldin bu arada. Ee, rica ederim. Singapurdayım demiş. Pandita, hoş geldin. Evet, Manal, Manal güzel anlamlı hikaye demiş. Çok haklısın. Ee, kitabın adı ne demiş? Mahabbin Yamin. Ee, bu kitabın adı. Bu eski bir kitap arkadaşlar. Ama siz tabi ayna gibi göreceksiniz. Ne diyor? İlham öyküleri, ilham hikayeleri, İlham öyküleri, ilham. Yani bana mesaj geliyor gibi veya benim için bu önemli bir anlamda olan bir durum gibi ilham öyküleri. Aslında ilham öyküleri enteresan bir isim yani enteresan mesajlı öyküler arkadaşlar buradaki öyküler. Sonra Murat Çiftkaya yazar Murat Çiftkaya arkadaşlar ama bu dediğim gibi eski bir kitap ama çok eski değil tabi. Bakıyorum ne zaman bulamadım. Heh, 2007 aynen aynen. 2007'de bu kitap yazılmış. Ben o zaman Moskova'daydım. Peki teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sonraki canlı yayında belki sonraki 3 kelime bir hikayede belki sonraki hikaye okuyalım videosunda canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ha unutmayın. kapatamadım. Nasıl kapanıyor? Heh buldum.